Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Ben Şerife Yılmaz. Bugünkü konum Ciner Define yeri gösteririm arkadaşlar. Yine Ciner hakkında bir konuşma yapacağım. Yaşadığım deneyimlerden anlatıyorum arkadaşlar. Sizlerin de yaşadığı deneyimler varsa bu konularda benimle paylaşabilirsiniz yorumlara. Siz de yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatacağım konuda bir gün define videosu izliyorduk arkadaşlar. YouTube'dan bir define bulan 3-5 kişinin yanlarında bir hocayla Ciner'in define yeri gösterdiğini söylüyorlardı. Bunu dinledim ben. Eşimle konuşurken dedim ki bana hiç öyle yerler göstermiyorlar dedim. Esprisine güldüm. Hiç öyle yerlerden bahsetmiyorlar yanımdakiler dedim. Bunu söyledim. O günün akşamında arkadaşlar gece uykuyla uyanıklık arasındaydım. O rüyayı gördüğüm zaman biz bu evde oturmuyorduk. Daha önce kirada oturmuştuk, o evdeydik. Ben kendimi burada gördüm. Buradaydık, bahçemiz ekiliydi. Bahçede kapı çalıyor. Biz beraber bahçede gezerken eşimle kapının çaldığını gördüm. Kapı çalıyor, biri geliyor. Bu normalde tanıdığımız biriydi. Onun şeklindeydi. Ama hiç tanımıyordum nasılsa. Onun şekline girmişti yani. Biri geldi işte. Ondan sonra konuşuyorlardı, sohbet edip geziyorlardı. O sırada bahçemiz ekili. Adam bahçede biber kopardı, yedi yanımızda. Hani düşünün ki ilk defa biri sizin bahçenize geliyor, bahçenizde bir şeyler ekli, gözünüze bakarak bir şeyleri koparıp koparıp yiyor yani. Hiçbir şey söylemeden, çok ilginçti, sanki böyle değişik bir şeydi böyle. Çok ilginç geldi. Orada benim çok dikkatimi çekti bu rahatlığı. Ondan sonra konuştular. Adam arada benim yüzüme bakıyordu. Bir şey anlatacak gibi sanki göz göze gelip gözlerini hiç çekmiyordu yani. Çekilmiyordu. Ondan sonra kapı çaldı, kapı mı çaldı, telefon çaldı, telefonu çaldı eşimin, eşim yanımızdan uzaklaştı. O sırada o kişi bana bakıp kazmayı yere vurdu arkadaşlar, kazmayı aldı, yere vurdu, sen define yeri soruyordun değil mi dedi bana, bak burada define var dedi, kazmanın o sivri ucunu yere vurdu, yerini gösterdi bana, aha burada define var bak dedi, eğer soruyorsan bana dedi. Sen bana konuşuyordun ya dedi. Şaşırdım. Orada şok oldum. Bir gün önce konuştuğum konuşmayla ertesi gece rüyama girdiler hemen. O gecesinde yani düşünün rüyama girdiler. Bana define yeri gösterdi. Bak dedi burada define var dedi. Tabii ki umursamadım yani inanmadım. Çünkü eğer öyle gerçek bir şey olsaymış rüyaların tekrarlandığını, onu ısrarla gösterdiklerini duymuştum ben. En az 2 kere 3 kere aynı rüyanın tekrarlandığı yahut ısrarla gösterildiğini duymuştum. Ondan dolayı da o şekilde gösterdiklerini duymuştum ben arkadaşlar. 2-3 kere gösteriyorlarmış. Bana sadece 1 kere gösterdi. Gazmayı vurdu, yerini gösterdi. İnce ucunu gazmanın. İşte dedi, burada dedi, define dedi. Soruyordun ya bana dedi. Çok ilginçti. Böyle bir itici bir hali vardı. Çok korktum. Bakışları beni rahatsız etti. Hemen anladım zaten. Onların bakışlarından, imansız olanlarından anlıyorsunuz arkadaşlar. Yanınıza biri sokulduğu zaman. Bunu normal hayatta bile yanınıza sokulsa, eğer bundan anlayan insanlar varsa onları hissettiğiniz an kalbinizin ritmi bile değişiyor arkadaşlar. O anda onu hissediyorsunuz yani. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Depremden sonraydı arkadaşlar. Bu yaşadığım şey de depremden sonraydı. Depremden sonra 2 gün, 3 gün sonraydı. Yatağımın alt başına biri geldi. Bir kadındı bu. Yaşlı bir kadındı. Bana bir kese altın su verdi arkadaşlar. Kirli bir keseydi. İçinde altın vardı. Al dedi böyle. Ben de yine yakası halindeydim ve uyuyordum aslında ama yatağımın içinde oturmuşum. Onu gördüm. Onu gördüm. Yatağımın alt tarafına gelmişti. Kirli bir kesede altını bana verdi. Almadım arkadaşlar. Sanki sürekli bana bir şeyler vermek istiyorlar. Neyin takası diye düşünüyorum. Acaba bir şeylerimden mi rahatsız oluyorlar? Namaz kılmamdan mı rahatsız oluyorlar dedim. Onları rahatsız ettiğim için mi bunu yapıyorlar? Hani bunu yapma, yeter ki bunu al der gibi mi diye düşündüm. O gösterdikleri şeylerde de hemen mesela düşünün ki bir gün konuşuyorsunuz otururken öğlen vakti. Gece hemen rüyanıza girip uykuyu, yani yakaza halinde, yakaza hali rüya değil zaten. Direkt size bir yer gösteriyorlar. Gazmayı vurdu, ha burada define var dedi. Yerini de biliyorum arkadaşlar, yine bu evimde. Ama bunu ben hiç ciddiye almadım. Bunu yaşayanlar vardır. Define videoları falan çok izlerdim, merak ederdim önceden ben. Gerçekten yardım ediyorlar mı? Yahut bu aldıkları definenin hayrını görüyorlar mı? Çünkü bu define videolarında da genelde define bulanların bir hayrını görmediğini söylüyorlar.
Yani onların onu rahatsız ettiğini, bir şekilde onun bir hayrı olmadığını söylüyorlar. Bir şekilde zarar gördüklerini duymuştum. Birçok videoda dinlemiştim bu konuyla ilgili. Çok ilginç gelmişti arkadaşlar. Bu beni çok şaşırtmıştı. Yani yaşadığım deneyimlerin içindeydi. Çok değişik gelmişti. Bir gün de arkadaşlar yine anlatayım. Ben temizlikçiyim biliyorsunuz. Merdiven temizliyorum. Konu konu yaşlı onu da size anlatayım. Hislerinizle onları fark edebiliyorsunuz yani. Bir gün apartman temizliyoruz arkadaşlar. Orada kedilerin olduğu bir sokakta. O sokakta kedi evi varmış ama ben bunu bilmiyordum. Sonra gidip o kedi evinden biz 2-3 sene sonra yine bir kedi almıştım. Apartman temizliyoruz. O apartmanda en üst katta çatıyı temiz süpürdük arkadaşlar. Çatıyı süpürdük. Merdivenlerin tam aşağı çatının kapısını düşünün. Oradan aşağı ineceğiz. Eşim süpürdü, ben siliyorum. O sırada gırç kapı açıldı arkadaşlar. Çatının kapısı açıldı. Bir kedi. Kedinin öyle bir bakışı vardı ki sanki benimle hayvan konuşacak resmen. Kapıyı böyle patisiyle açtı. Baktı, baktı, bakıştık epey bir bakıştık. Çok ilginçti arkadaşlar. O kadar etkilendim ki ondan. Hani sanki bence o kedi değildi ya. Onu hissettim yani. O kedi değildi. Bakışlarımda bir hayvanın bakışı yoktu sanki. Bir şey diyecek gibi. Ben orayı siliyordum. Süpürmüş imiş leşim. Kapıyı açtı, yüzüme baktı hayvan. Çok ilginçti. Onda sanki onu hissettim. O düşünün ki dört katlı binaydı. Dört katın çatısına çıkmış hayvan. Yani biraz da zor bir şey oraya çıkması. Kapıyı patisiyle açması. Böyle göz göze gelip seslendim. Hani pisliledim ki yanıma gelsin seveyim diye, biliyorsunuz hayvan severim ben. Öyle baktı bana, gelmedi. Çok tuhaftı. Sanki böyle bir şey diyecek gibi, bir şeye kızmış gibi baktı hayvan. Sonra geri oradan çekildi. Çok ilginçti. Benim çok deneyimim oldu arkadaşlar. Bu konularda çok şeyler oldu. Bir gün de arkadaşlar yine anlatayım. Evim tadilattı. Ben ikinci el duşakabin camı alacaktım. Bir uygulamadan buldum bunu. Gidip alalım dedim. Ya, evimiz müstakil yani, sıfır almaya hiç gerek yok dedim masrafa. İkinci el bulabilirsem alırım dedim. Buldum. Onu almaya gittik eve. Alacağımız kişinin yanına gittik. Onu aldık, indirdik. Ben aşağıda bekliyorum. Eşimle adam indiriyorlar arkadaşlar. O sırada bir kadın yanıma sokuldu. Bu kadın yanıma daha yaklaşırken onu hissettim. Yaklaşırken bir rahatsız oldum. Kadının enerjisi beni çok rahatsız etti. Çok ilginçti. Kadının böyle bana yaklaştıkça sanki insan değil de başka bir varlığın yaklaştığını hissettim. Kadının gözünün teki gördü arkadaşlar. Bunlar çöp topluyorlardı. Yani geri dönüşümle zaten geçiniyorlarmış. Ama kadın yanıma sokuldu. Normal sanki bir insan gibi gelmedi. O kadının böyle yanıma sokulması, benimle konuşması, sanki hiç tanımadığınız bir insana böyle sokulmak kolay olmaz. Danışmak yani arkadaşlar, insan normalde çekinir. Hiç çekinmeden yanıma sokuldu kadın. Kadının duruşundan falan o elektriği aldım. Onda da bir şeyler hissettim. Kesin diyemem ama onda da çok şey hissettim. Yani gözünün teki kördü. Genelde bazen bazı yerlerinde bir sorunlar oluyor. Ya çok güzel oluyorlar gördüklerimde. Ya şekilleri, ya hayvani şekilleri oluyor. Ya başka şekilleri oluyor. Birçok şekillerini gördüm. Ben hayvani şekillerini gördüm arkadaşlar. Elflere benzeyenleri gördüm. Elflere benziyorlardı. Bak düşünün, insan şeklinde ama kulakları sivri. Diğer evdeyken mesela yaşlı bir adam görüyordum. Ben uykuya dalarken karşıma gelip durduğunu görüyordum. Mesela tam uykuya dalacağım anda bembeyaz saçlar olan, biraz Kenan Evren'e benziyor. Kenan Evren'in kulakları sivri halini düşün. O şekildeydi adam. O şekilde gördüm arkadaşlar. Kenan Evren'in kulakları sivri haldeydi. O şekilde gördüm. Dedi, hani önce normal gibi. Acaba dedim bu evde ölen biri mi dedim. Bu evde bir cinayet mi oldu dedim. Bana görünüyorlar. Hani genelde bazen öyle şeyler oluyor ya. Sonra başka varlıklarda görmeye, insan şeklinde yüzünün yarısı yanık gördüm, gözlerinin içi kırmızı gördüm, gözlerinin içi beyaz gördüm, gözlerinin içi boş gördüm, hiçbir şey yoktu. Yine insan şeklindeydi. Birkaç kişinin, tanınan insanların şekillerinde gördüm, sürekli şekil değiştirdiklerini gördüm orada. Kızımın şekline giriyorlardı, eşimin şekline giriyorlardı. Tam uykuyla uyanıklık arasında düşün ki film izlerken uyuyakalıyorsunuz kanepenizde ama eşinizin şeklinde bir varlığın gelip karşı kanepeye uzandığını görüyorsunuz. Oysa ki eşiniz yanında da oturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Yahut mesela eşinizle aynı odadasınız. Uyuyorsunuz ya, bilgisayarla uğraştığını düşünün, televizyon izlediğini düşünün. Yanınıza bir varlığın gelip uzandığını onun şeklinde. Sizin o sanıp da sonra gözünüzü açtığında eşinizin karşınızda oturduğunu düşünün. Bu halüsinasyon gibi akıl oyunlarıyla insanları korkutuyorlar. Bunları yaşayan çok insan vardı. Benim çok deneyimim oldu arkadaşlar.
Bunların çok önemi yok ama. Bunların niye çok önemi yok dersin? Çünkü mahlukatın en şereflisi insan arkadaşlar. Elbette ki varlar. İnanan Müslüman cinlere saygı duyuyorum her zaman için. Evimde de varlarsa onlara saygı duyuyorum. Yani onları da düşündüm. Acaba bir şeylere ihtiyaçları var mı diye düşündüm. Aynı evde yaşıyoruz. Onları rahatsız eden bir hareketim var mı? Yani düşünün ki hareketlerinize göre inanan ya da inanmayan cinler oluyormuş. Yaşam tarzınıza göre gelip gidiyorlarmış. Evinizi bir otel gibi düşünün ya. Evinizi bir korunak gibi düşünün. Sürekli diğer varlıkların gelip gittiği bir yer olarak düşün. Herkesin evinde olan bir şey, herkesin yanında olan varlıklar bunlar. Yani birileri görüyor diye o insanlar hasta olmuyorlar arkadaşlar. Bunları görüyorum diye ben akıl sağlığımın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu bir yetenek, Allah vergisi bir şey. Yani bunu istese de göremeyen, istese de bu yeteneği olmayan insanlar var. Bu bir yetenek. Bu insanlar bir yetenekle doğuyorlar. Yani Allah'ın insana bahşettiği bir yetenekle doğuyor. Bu bir yetenek arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz diye onların olmadığı anlamına gelmiyor. Yahut o insanlar görüyor diye akıl sağlığının olmadığı anlamına gelmiyor. Bunları nasıl fark ettin diyeceğim. Nasıl fark ettim arkadaşlar? Öncelikle Allah-u Teala bir kere isyan ettiğiniz zaman bunları size musallat ediyor. Çünkü isyanla gelen şeytani varlıklar bunlar. İnanmayanları tabii. İsyan ettiğiniz zaman sizi çok seviyorlar. Yanınızdan ayrılmıyorlar. Sizi dolduruyorlar. Zaten işinde rast gitmiyor. Hep de seni buluyor gibi. Allah'a isyan ettirecek kelimeleri size vesvese olarak veriyorlar. O yüzden imtihan dünyası olduğu için başımıza ne gelirse gelsin isyan etmememiz lazım. Şerlerde bile hayır vardır. Hayır da bile diyor şer olabilir. Sizin hoşunuza gidebilir ama onda belki sizin hakkınızda hayırlı olmayabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz diyor. O yüzden başımıza gelen her şeye hayır olsun, şer olsun Allah'tan geldiğini bilmemiz lazım. Kadere iman, kazaya iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak bu imanın şartlarında zaten. Mahlukatın en şereflisi de zaten insan. En şerefliyiz arkadaşlar. İnsan inandığı zaman, takva sahibi olduğu zaman, inançlı insan diyor ki Peygamberimiz, duanın insana, yani bir duanın etkisini insanlar bilseydi diyor, dağ yerinden oynardı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Dualarınız o kadar önemli, o kadar değerli. Duanın ne kadar kıymetli olduğunu insanlar bilseydi diyor. Gece namazının, özellikle gece namazı, teheccüd namazıyla gelen haller oluyor. İşte teheccüd namazına kalktığınız zaman değişen halleriniz oluyor arkadaşlar. Sabah namazı. Yani gün boyu namaz kılsanız da bir sabah namazının yerine emin olun tutmaz. Çünkü sabah namazında uykumu bölüp Hazreti Allah için kalkıyorsun. Ben buradayım, Allah'ın huzurundayım diyorsun. Orada olduğunu ve onu çok sevdiğini, onu önemsediğin için huzuruna gelmenin mutluluğuyla onun huzurunda oluyorsunuz. Sabah namazına kalkan kardeşlerim, çok değerli insanlar gerçekten de. Uykularını bölüp gece namaza kalkan insanlar, bana da dua etsinler inşallah arkadaşlar. Bana da dua edin gece namazına kalkıyorsanız. Sağlık sorunlarım var. 3 aydır şekerim varmış, ben bilmiyordum. Yaklaşık bir aydır sürekli bir baygınlık oluyor. Uykum çok derin, aşırı normal uyku gibi değil yani. Bir baygınlık yaşıyorum. O hallerimi de uyanıkken yaşıyorum. Yine yaşıyorum ama yakası halini bazen içimde alarak sabah namazına bile bazen zor kalkıyorum arkadaşlar. Çünkü çok ağır oluyorum. Sabahlar kalktığım zaman baş ağrısı oluyor. Başımda bir ağırlık oluyor. Normal uyku hali gibi, uykunun verdiği ağırlık gibi değil. Şekerle gelen başımda çok büyük bir ağrı oluyor. Şekerim yüksekmiş. Doktora gittim, kan tahlili yaptırdım. Kan değerlerim düşmüş. B12, magnezyum hepsi düşmüştü. Çok kötü durumdaydım. Ben burun ameliyatı olmuştum arkadaşlar. Gözümün şu kenarlarında kararma vardı. Acaba dedim uyurken bir yere mi çarptım burnumu ben? Bu gözümün kenarları neden karardı dedim. Gittim doktor dedi ki şeker hastasısın Şerif Hanım dedi. 3 aylık şekerin var dedi. Kan verdim. 6-7 tüp kan aldılar. Hem dahiliye hem de astım için gitmiştim arkadaşlar. 2 kere astım krizine girdim. Bu ay çok hastaydım. Bu seneyi hep hasta geçirdim. Videolarımı çektiğim her videomda hep nezleyim, gribim, öksürüğüm, bademcik iltihabım vardı. Hepsinde sesim normalden daha şey çıkıyordu. Bu seneyi hasta geçirdim arkadaşlar. Ona da şükür Allah-u Teala insanın günahlarını azaltması için dünyada hastalık verilmiş arkadaşlar. O hastalıklarla biraz günahlarımızı arındırır. Bizi arındırarak belki cennet verecek inşallah Rabbim. İsyan etmiyorum arkadaşlar. Herkeste olan bir şey, şeker hastalığı olmayan çok nadir insanlar. Bu şeker obeziteyle beraber gelen bir şey arkadaşlar. Zayıf insanlarda da var ama işte. Benimki biraz da üzüntüden oluyor. İnsülin direnci. Ramazan'da da ben şeker olduğumu bilmiyordum arkadaşlar. Ramazan'da tetikledi. Gün boyu aç kalmak. Ben insülin direncim vardı. Ramazan'da iftardan sonra hiç kendime gelemiyordum.
Bazen sahursuz bile tutuğum oluyordu, kalkamıyordum. Bayağı bir zorlanıyordum sahura kalkmaya. Şeker hastalığı çıktı. 3 aydır çok yüksekmiş. Ben bunu anlayamadım da arkadaşlar. Ellerimde, ayaklarımda şişme vardı. Baş ağrısı çekiyordum. Açlığa gelemiyordum. Yemek yedikten sonra çarpıntım oluyordu. Kalp ritim bozukluğu vardı. Bunların hepsi bir araya geldi. Artık bu sene inşallah ya Rabbi. Beni epey bir arındırmıştır inşallah. Allah'ım günahlarımızı affeylesin ya Rabbi. İsyan etmiyorum ama. Bu da bir imtihan. Belki Allah-u Teala beni sınıyor. Büyük bir imtihandayım hem de. İlk duyduğum zaman çok üzüldüm. Doktor şekersin deyince şaşırdım. Diyet yapman lazım. Şekeri kes, ekmeği kes dedi. Bunlar benim için hiç kolay olmayacak. Şeker ve ekmeği kesmek çok zor olacak. Bilmiyorum ne yapacağım. Azaltmaya çalışıyorum. Bisiklet çeviriyorum. Kondisyon aletim var arkadaşlar. Yürüyüş yapmam lazım yarım saat günde. Bugün sabah da hiç iyi kalkmadım. Kalkamadım daha doğrusu. Çok kötüydüm. Sabah namazına kalktım ama teheccüde bazen kalkamıyorum. Sabah namazına zor kalkıyorum. Kalkıyorum böyle baş dönmesi de oluyor arkadaşlar şekerle gelen. Bir başınızda ağırlık oluyor. Kendiniz de olmuyorsunuz. Gözlere vuruyor. Gözlerim hiç iyi görmüyor. Yakını göremiyorum. Resmen sayılar böyle şeyler harfler gözümün önünde dolanıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah'ım şifa versin ya Rabbi. Ezanlar okunuyor. Bugünkü gördüğüm şeyler de bunlardı arkadaşlar. Bu ayki gördüğüm şeylerdi. Yine gördüğüm şeylerde uyanıkken gördüm arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? İki kere uyanıkken duru görü diyorlar değil mi? Görüntü geldi gözümün önüne uyanıkken yaşadığım şeylerde. Birinde ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben araba aldım Peugeot. Peugeot J9 aldım karavan yapmak için. Onu onarıyoruz, tamir ediyoruz. Bayağı bir sıkıntıları var aldık. Uygun fiyatta aldım. Onu tamir etmekle uğraşıyoruz. Akşam ezanı oturuyordum arkadaşlar. Çok ilginçti. Bakın size anlatayım. Akşam ezanı otururken birdenbire görüntü geldi. Çok ilginç. Bu yakaza hali gibi falan değildi. Birdenbire bir korku hissi geliyor. Size diyor ki bahçede biri geziyor dediler resmen. Bahçede biri geziyor. Direkt adamın görüntüsü geldi. Bahçeye biri mi atladı diye düşündüm. O sırada eşim buradaydı. Dersleri vardı. Ona bakıyordu. Ona seslenmek istedim. Sonra dedim ki Şerife saçmalama ya. Belki yanılıyordursun dedim. O yanılma payını düşündüm. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Bunları inanan insanlarla paylaşıyorum arkadaşlar. Buna gerçekten inanan insanlara anlatmak istiyorum. Bazen inanmayan insanlar da oluyor. Gerçek bulmuyorlar. Oturduğum yerden birinin bahçeye girdiğini ve kötü bir şeyler olduğunu hissettim. Simsiyah bir elbise giymiş biriydi. Bahçeye girmişti. O sırada birdenbire korku geldi içime böyle. Ondan sonra sabah kalktık ki arabamın camını kırmışlar. Ön camını indirmişler. Çatlatmışlar yani. Çocuklar herhalde top oynuyordu dedim. Onu bana söylediler resmen. O anda zaten akşam o anda olmuş herhalde ki. Ondan önce gündüz hiçbir şey yoktu. Arabamın camını kırmışlar arkadaşlar. Onu gösterdiler. Bir rahatsızlık hissi geldi yani. Direkt onu göstermeselerdi o anda bahçede bir şey oluyor diyor. Bir görüntü geliyor gözümün önüne. Çok değişikti. Onu gördüm. Yani oturduğum halde gösteriyorlar düşünün. Çok değişik geldi bana. Sanki değişik ilerlemeler kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaşarken yaşadığım şeyleri düşünüyorum da. Hani düşünün ki otururken size bir şeyler gösteriyorlar. Bir anda bir şeyle korkuyorsunuz. Bahçeye biri girmiş gibi görünüyor. Bahçede biri geziyor. Arabamın camına kırmışlar. Evet sabah kalktık arabanın camına çatlatmışlar. Ve kimseyi de bulamadık kamera olmadığı için. Kime sorsan biz yapmadık diyorlar. Öyle kaldı araba. Ön camını gelip kırmışlar yazık günah. Çoluk çocuk akşam üzeri oynuyorlar mesela kimse çocuğunu alıp da içeri almıyor. Yani birinin malına zarar veriyor yazık değil mi? Her şey çok pahalı. Şartlar çok kötü. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Hayallerim vardı arkadaşlar. Karavan yapmak istiyordum. Bu metafizik alem YouTube kanalım için. Belki şeye gitmek istiyordum mesela Nevşehir Ürgüp'e gitmek istiyordum. Peribacaların olduğu yerde bir gece uyumak istiyordum. Orada göreceğim şeyleri çok merak ediyordum arkadaşlar. Eğer varsa paranormal bir şeyler görebileceğimi düşünüyorum. Orada hissiyatımı merak ediyordum. Neler göreceğim. Oraya gitmek istiyordum. Urfa'ya gitmek istiyordum. Manevi yerlere. Yani oraları gezmek istiyordum. Orada göreceğim şeyleri çok merak ediyordum. Uykuyla uyanıklık arasında mutlaka görürüm arkadaşlar. Yabancı bir yerde olsa. Ben bu eve geldiğim zaman da mesela öbür eve gittiğim zaman da direkt karşıma gelip biz bu evde 11 kişiyiz. Bu eve geldim burada ilk geldiğim zaman bana dediler ki karşıma gelip düzüldüler arkadaşlar. Karşıma gelip düz biz bu evde 3 kişiyiz dediler. Nasıl ama böyle saygı duyar gibi duruyorlardı arkadaşlar. Çok ilginçti. İki tane kadın bir erkek. Biz bu evde 3 kişiyiz dediler karşımdalardı.
Hani böyle bana bir zarar verecek gibi falan değildi. O zaman üç kişi olduklarını söylediler ama şimdi bilmiyorum. Karşımda direkt üç kişilerdi. Bir tane erkek, iki tane bayan vardı. Asker elbisesi giymişti. Ve bu evdelerdi. Bu evdelerdi. Yatağımın alt tarafındalardı. Ben oturmuştum. Onları gördüm arkadaşlar. Biz banyodayız dediler. Biz üç kişi izlediler. Yerlerini de söylediler. Yani nerede olduklarını söylediler. Bana bir zarar vermediler. Hani böyle bir saygı duruyor gibi duruyorlardı. Çok ilginçti. Onu hissettim. Ama öbür evde beni resmen tehdit ettiler arkadaşlar. Burası. Biz 11 kişiyiz. Burası bizim evimiz. Haddini bildiler gibi göründüler. Sen bu evde dedi tek olduğunu mu sanıyorsun dedi. Bak bak. Yani benim orada olmam onları rahatsız etti. Düşünün ki o ev aylarca boş kalmış bir evdi. Onu da hiç düşünmedim. O evin öyle bir görüntüsü yoktu ya. Hani mesela kuytu bir ev değildi arkadaşlar. Çok değişikti. Orada kuytu bir ev değildi. Sıradan bir evdi. Öyle bir maneviyatı ne bileyim bir iticiliği yoktu. Çok değişikti ya. O evde yaşadım. Hiç belli olmuyor. Mekanlar hiçbir kere belli olmuyor arkadaşlar. Nerede ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Orada uyumanız lazım. Anladınız mı? Orada uyumanız lazım. Direkt yani düşünün. Nasıl diyeceksiniz? Merdivendeydi. Kapı çaldı. Gittim. Direkt kapı çalmış. Hiç kapıyı ben açmadan içeri girmişlerdi. Üç tane kız anneleri. Yine düşünün ki tekrar yine kapı çalıyor. Gidiyorum ki bir kapımız var. Çelik kapı gibi kapı var. Bir de onun haricinde şey var arkadaşlar. Merdivenin altı dördüncü kat düşünün. En son kat. Merdiven var. Merdivenin altında da tek bir kapı var. Merdivenin bittiği yerde. Bunlar merdivende yaşıyorlar. Ben onu çözdüm düşünerek. Çünkü onların bulunduğu yerler ya çatılar ya merdivenler, çatı altları, eşikler. Oralara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tuvaletler, banyolar, fazla kalmayacaksınız çatılarda. Ormanlarda olduklarını söylediler. Düşünün ormanlarda. Biz dedi ormanlarda yaşıyoruz dedi. Bir gün önce rüyama girdiler arkadaşlar. Biz Sivas'tayız ya. Soğuk Çeşme'ye gidecektik. Orada çok güzel ormanlık falan. O kadar güzel ki. Oraya gidecektik. Bir gün önce benim rüyama girdiler. Biz dedi ormanlarda yaşıyoruz dedi. Bana resmen slide gösterisi gibi bir sunum yapıyorlar. Düşünün yani bir şey tanıtıyorlar. Biz ormanlarda yaşıyoruz. Bak bak bilgi veriyor. Hani normal bir konuşma yahut bir tehdit değil. Size bir şeyleri anlatıyorlar. Biz diyor ormanlarda yaşıyoruz. Biz ekmeğimiz pirinç unundan, nişastadan ekmek yapıyoruz diyor. Bak tanıtıma bak. Kendilerini tanıtıyorlar. Bir tehdit yok, bir kızma yok. Bir rahatsızlık veren bir şey yok. Dediler ki biz ağaç şeklinde oluyoruz, ormanlarda oluyoruz. Ormanlarda ağaç diplerine işemesinler. Hani ormanlarda insanların fazla gezmelerini istemiyorlar. Çünkü insanlardan uzak yerlere gidiyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Evlerinizde de varsa da evlerinizde yaşam tarzlarınıza dikkat etmeniz lazım. Nasıl bedav okuyacaksınız? Bakara suresini okuyacaksınız. Mesela sirkelerle ev silebilirsiniz. Defne yaprağını yakabilirsiniz evinizde. Bol bol dua edeceksiniz çocuklarınıza özellikle. Çocukların bazen göz perdeleri olmuyormuş. Çocukların göz perdeleri olmuyor. Bazıları görebiliyor. Özellikle renkli gözlü çocukların gördüğünü söylüyorlar. Bunu hocalar özellikle renkli gözlü çocukların buluğa ermemiş, ergenlik dönemine girmemiş çocuklara suya baktırıyorlardı arkadaşlar. Suda ne görüyorsun diye soruyorlar mesela. Özellikle renkli gözlü çocuklara suda ne görebilirse onların görebileceğini düşünüyorlar. Renkli gözlü çocuklarda, ergenlik dönemine girmemiş çocuklarda. O yüzden Nas Felak okuyun. Evlerinizde boş olmuyor. Bunu gören insanlar da kötü olmuyor arkadaşlar. Hemen bunu bazı insanlar görüyor diye ruh hastası diye yahut akıl hastası diye yaftalamayın. Allah-u Teala o insanlara öyle bir yetenek vermiş olabilir. Yani o bir yetenek yani. O insan onu kötüye kullanmıyorsa Allah bir yetenek vermiş. Ya ondan çok şey yapabilirim bak. Ama ben yapmıyorum. Bana mesela düşünün ki birine muska yapılmış. Adamın muska yapılmış halini gösterdiler. Sanki beni geçmişe götürüp o muskayı yaparken nasıl yapılmış arkadaşlar ne gibi bir işlem yapılmış onu gösterdiler ya. Tanıdığım biriydi. İki kişinin gösterdiler. Yani düşün ki uzaktan izliyorsun bir şeyi. Sana diyor ki şu şeyle oldu bak buraya muska yaptılar diyor. Yakın bir tanıdığım. Yakın bir komşum. Diyor ki adamın evine suyu diyor döktüler diyor. Nasıl yapmışlar? Bu adam mal yüzünden dövüşmüşler. Aile mirası. Miras çok bela bir şey arkadaşlar. Para yüzünden insanlar birbirine giriyorlar. Hele miras. Miras çok tehlike. Para çok tehlike. İnsanlar birbirine düşüyor. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Çok tehlike. Allah adaletli olmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. O yüzden kardeşlerinize zulmetmeyin. Kız kardeşlerinize zulmetmeyin. Bu mal konusunda, miras konusunda. Eğer hakka uymazsanız da Allah-u Teala bunun hesabını sorar. Hani düşünün ki iki kardeş kavga etmişler mal yüzünden. Bana gösterdiler ki adamın diyor
Böyle uzaktan duruyordum arkadaşlar. Kenarda duruyorum. Adam getirmiş. Giriş müstakil ev düşünün. Adamın evine. Suyu sekmiş. Okunmuş suyu sekmiş. Çıksın gitsin diye. Babasının evinde duruyor adam düşünün. İki kardeşler. Daha fazla kardeşler de. Onu yapan bir kardeşiymiş. Getirmiş suyu sekmiş. Bu adamlar mal yüzünden tartıştılar. Adam çıktı evinden gitti. Ben onu gördüm arkadaşlar. Onu bana gösterdiler. Adama muska yapılmış. Bak bu şekilde sanki oradaydım. O yapılırken oradaydım. Bana onu direkt o yaşanırken, adam yaparken gösterdiler. Bu nasıl bir şeyse. Çok ilginç. Adamın arabasını bile gösterdiler. Düşün, adamın şöyle arabası var. Bunu yapan şu. Adama muska yapılmış. Birine sadece kitabın içine koymuş vermişler. Çok dikkat edin arkadaşlar. Kadının evine geliyorlar. Kaynanası bir kitap getiriyor. Ne kitabıysa ya da çocuklar mı getiriyor. Kitabın içine muska yapıp ne yaptılarsa muska yapmış vermişler. Ondan sonra çocuğu hastalanmış kadının. Durmadan çocuk aynı şey gibi epilepsi nöbeti gibi nöbet geçiriyor. Musallat olmuşlar, çocuk korkutmuşlar. Onu gösterdiler. İki kişiye yapılan şeyi gösterdiler bana. Bak bu şekilde yapılmış diye. Onu da nasıl gösteriyorlar? Yapılırken direkt gösteriyorlar. Bu çok ilginç. Şu şekilde oldu diye. O benim hani mesela gördüğüm görsellerde de Endonezya'da olsun diğer Rio de Janeiro'da geçmişte olan bir şey ben oradaymışım gibi yaşadım arkadaşlar. Bu bir zaman yolculuğu. Gerçekten öyle. Yine ben uykuyla uyanıklık arasındaydım. Bana gelip dediler ki sen bir zaman yolcususun. Çünkü geçmişe gidebilmek tayyi mekan bir zaman yolculuğu zaten arkadaşlar. Ben bunu yine dinledim. Bunun açıklaması o yani. Çünkü bir olay olmuş. Sen olay olduktan sonra sanki o anı o olay olurken yaşadım ben. Oraya gittim. O insanların telaşını gördüm. Bu depremden önceydi. Başka ülkelerdeki şeyi niye gösteriyorlar dedim. Bunu bana niye gösteriyorlar? Hani düşün ki bir yerde volkan patlaması olmuş, her taraf lav içinde, kül içinde. O anı, o panik, insanın panik halini telefon arıyorlar, millet iletişim kurmaya çalışıyor. Ben de oradayım, sanki halktan biri gibiydim arkadaşlar. Çok ilginçti. Ben oturdum, kalktım hemen şeye baktım. Google'dan haberlere baktım anladım ben. O olay olmuş, bayağı da olmuş. Ben o olayı gördüm, ben birini de sadece uyanıkken gördüm. Uyanıkken nasıl gördüm? Uyanıkken şöyle gördüm bakın. Şimdi ben uykudan uyandım, gözlerimi açmamıştım böyle arkadaşlar. Uykudan uyandım, gözlerimi açmadım. O anda gözüme görsel geliyor. Orada da mesela Rio de Janeiro'da bir yangın çıkmıştı. Binalar yanıyordu. Ormana sıçramasın diye Hazreti İsa'nın heykeliydi arkadaşlar. Bir adamın, uzun boylu bir adamın, beyaz giymiş bir adamın. Düşünün ki bir binanın büyüklüğündeydi bu adam. Dev bir adamdı. Beyaz elbise giymişti. Nasıl uzun, yanardan yırtmaçlı elbiseler olur ya. Ben o elbiseyi Hazreti Adem'in elbisesi diye görsellerde gördüm. Dev bir adamın elbise, dev bir elbiseydi. Sakallı bir adamdı arkadaşlar gördüğüm. Sakallıydı. Beyaz yüzlüydü. Bir adamdı. Beyaz yüzlü, sakallı, nur yüzlü bir yüzü vardı. O bir peygamberdi. Hazreti İsa'ydı. Yangın çıkmıştı. Ve yangının önünde duruyordu ki ormana sıçramasın diye. Ben uyandım baktım orası Rio de Janeiro orman yangınıydı arkadaşlar. Ormana sıçramasın diye bir adamın önünde durduğunu binalar büyüklüğünde dört binanın büyüklüğünü dört kat binanın büyüklüğünü düşün. O şekildeydi gördüğüm şeylerdi. Sanki o anda oradaymışım gibiydi. Bu bir zaman yolculuğu gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bunu nasıl yaşıyorsunuz? Bunu Kur'an-ı Kerim okuyarak yaşıyorsunuz. Kur'an okuyacaksınız. Gece namaza kalkacaksınız. Bunu diyorlar ki bunu nasıl yaşadın abla? Sürekli soruyorlar. Bir de kalbinizi temizleyeceksiniz. Sadece namazla değil arkadaşlar. Namaz kılıp da akşama kadar gıybet eden insanlar var. Gıybet zinadan daha kötüdür diyor. Bakın neymiş? Gıybet zinadan daha kötüdür diyor. Sadece namaz kılmakla değil. Şu kalbinizin temizliği çok önemli. İnsanlara karşı suizanınız olmayacak. Kötü düşüncelerinden arınacaksınız. Her zaman iyi düşüneceksiniz. Aklınıza kötü şeyler sokan şeytan oluyor. Vesvese veriyor. Sizi en kötü ihtimali düşündürüyor. Her zaman için iyi düşünmeye çalışacaksınız. Ve kötü düşünce gelse de sabredeceksiniz. Karşınızdaki insana öfkelenip çatmayacaksınız. Allah'ım sana sığınıyorum ya Rabbi. O kötü düşünceyi veren çünkü şeytan oluyor arkadaşlar. Size vesvese veriyor. Çocuğunuza düşüyor, eşinize düşüyor, arkadaşınıza düşürüyor sizi. Ve bundan çok mutlu oluyor. Vesveseden Allah'a sığınacağız arkadaşlar. O yüzden kendimiz sabretmemiz lazım. Sabır her şeyin ilacı. Öncelikle insanın olgunlaşması sabırla oluyor. Şu dilinizi tuttuğunuz zaman olgunlaşıyorsunuz arkadaşlar. Haklı olabilirsiniz. Haklı olmanız, bağırarak hakkı savunmanız anlamına gelmiyor. Bazen Allah-u Teala diyor ki bu kulum susuyor. Sizin sustuğunuzda haklı olduğunuzu bildiği için sizin hakkınızı Allah savunuyor. Bu çok güzel bir şey. Kainatın sahibi. Sen susuyorsun, Allah konuşuyor. Bu çok önemli. Sen alsan bile öyle alamazsın intikamını biliyor musunuz? Hani sen bir şeye sinirlendin.
Biri canımı sıktı. Sen intikam alsan öyle bile alamazsın. Öyle zayıf noktalarını biliyor ki Allah. Nokta atışı yapıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Allah-u Teala nokta atışı yapıyor. İnsanlar yaşadıklarını yaşatmadan ölmüyorlar. Kalbiniz rahat olsun. Ne diyoruz arkadaşlar? Hasbinallahi ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla. O bizim velimizdir, o bizim vekilimizdir. Allah'a tevekkül edip önce tevekkül edeceğiz Allah arkadaşlar. Tevekkül, teslimiyet. Allah'a inanıp Allah'a güveneceğiz. Seven insan öyle olur. Sevdiğine güvenmesi lazım arkadaşlar. Allah'a her halükarda güvenin. Bak hastalandım. Bu hastalığın bana belki artısı da olabilir. Ben buna eminim. Birçok şeker hastası insan var. Bunun için karalar mı bağlayacağım? Allah'a hamdolsun elim tutuyor, ayağım tutuyor. Değil mi? Belki benim için hayır olacak mesela. Hastalıkta hayır mı olur Şerife diyeceksiniz. Hastalıkta da hayır olabilir arkadaşlar. O hastalığın size getireceği artılar da olabilir. Çekeceğiniz belki çileden günahlarınız dökülecek. Allah'ın huzuruna iyi bir insan olarak çıkacaksınız. Çektiğiniz acılardan. Hastalık da bir nimettir. Düşün ki diyor ki ben hasta kulumun yanındayım. Bir hastadan dua isteyin. Ben diyor o kulumun yanındayım diyor. Yani düşünün ki hastasın. Bu sene ben hep hasta geçirdim. Hep astım geçirdim arkadaşlar. Sürekli bir boğaz iltihabı geçirdim. Sürekli bir öksürük. Sürekli bir mide ağrısı geçirdim. Reflü yaşadım. Sürekli hastalıklarım hiç bitmedi. Bu da bir nimet bence. Allah sevdiği kuluna ders verir. Sevdiği kuluyla alışveriş yapar. Allah'a şükürler olsun ya Rabbi. Beni unutmasın Rabbim. Diyorum ki ben Allah'ım. Ben benden vazgeçince sen benden vazgeçme ya Rabbi diyorum. Yani ben bunları anlatıyorum. Mesela cinleri anlatıyorum. Önemli olan onlar değil arkadaşlar. Yani Allah'a giden yolda onlar da var elbette ki. Onları da fark edin. Var yani. Mahlukatın en şereflisi insandır. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. O varlıklar da var. Onlara da saygı duymak zorundayız. Yani onlar var. Ama bunlara takılmamak lazım. Çünkü mahlukatın en şereflisi sizsiniz yani. Onlar olsa ne olur? Onlar da size karşı belki kafir olanlar size düşmandır. Önemli olan onlar değil. Önemli olan Allah'a giden yolda onlar da var. Evet bunu fark edin ama önemli olan Allah sevgisi, Allah'a giden yol bulmak. Bu çok önemli. Bunları paylaştım arkadaşlar sizlerle. Bugünkü video buydu. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Hasbinallahi ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla. Bu aralar bu zikri çekiyorum arkadaşlar. Elhamdülillah diyorum. Yani hastayım diye de isyan etmiyorum. Hastalığa da isyan etmemek lazım. Çünkü hastalık da bir nimettir. Çünkü onunla da günahlarınız dökülecek. Allah'ın huzuruna tertemiz bir şekilde gideceğiz inşallah. Allah belki bizi arındırmak için de bize acı veriyor. Bize hastalıklar, rahatsızlıklar veriyor olabilir. Belki tövbe etmemiz lazım. Tövbeler olsun. Estağfurullah çekin arkadaşlar. Elhamdülillah çekin. Hasbinallahi ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla. O bizim mevlamızdır diyor. O bizim vekilimizdir. Bir insanı anne babadan daha çok seviyorsa... Yani çok düşüyor. Yani kullarını seviyor Allah-u Teala. Ne kadar günah işlerseniz işleyin yine sizi huzuruna davet ediyor. Ezanlar bizim için okunuyor arkadaşlar. Ezan bir çağrıdır. Ezan bir davettir. Kutlu bir davettir. Yani namaza bir çağrıdır düşünün. İlahi bir çağrıdır. Yani hele sabah namazına lütfen imkanınız varsa kalkın arkadaşlar. Uyumayın. Bu çok değerli bir şey biliyorum. Bu söylediğim o kadar değerli ki. Çünkü belli bir yaşa geldiğiniz zaman, yaşlandığınız zaman çok üzüleceksiniz. Ele avuca gelir hiçbir şeyiniz olmayacak namaz kılmadığınız zaman. Hani düşüneceksiniz ki neler kaybettim. Ve o olgunluğa zaten 40 yaşından sonra insanlar içinde bir güzellik varsa. 40 yaşın belli bir kerameti var arkadaşlar. Belli bir şey var ya yani, olgunlaştırıyor sanki. Ama iyi insanlar yapıyor bu. Adam 60 yaşına gelmiş hala 15 yaşındaki gibi. Kalk gidelim akıllı. 15 yaşındakinin aklı var sanki. Hala olgunlaşamamış. Hala yanlışlarda. Allah bizi hidayete erdirsin. Allah bizi doğru yola iletsin. Sırat-ı müstakimde olanların yolunda. Belli bir yaşa gelince de ne bileyim Allah dinimizi, ayağımızı bizi sabit kılsın dinimizde. Şeytan ayağımızı kaydırmasın. İnşallah bize Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin Allah. Yani geçmişimiz kötü olabilir. Bu geçmişimiz kötü diye o şekilde kalacak diye bir şey yok arkadaşlar. Allah tövbe edeni bağışlarım diyor. Bak mesela hiç günah işlememiş gibidir diyor. Vaktiniz varken tövbe edip bağışlama dilememiz lazım. Hazreti Allah bizi çok seviyor. Biz de onu sevmemiz lazım. O sevgiyi keşfetmemiz lazım arkadaşlar. Zaten yaratılış amacı bu. Allah'ı bulmak yani. Ona giden yolda zaten bütün yollar istese de istemese de insanlar Allah'a çıkıyor. Bir şekilde onu fark ediyorsunuz. Her insan bir Hazreti İbrahim gibi Allah'a giden yolda o yolu bulmalı arkadaşlar. Onu keşfetmeli. Biz çok şanslıyız mesela değil mi? Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Düşünün ki Muhammed ümmetiyiz, son peygamberin ümmetiyiz. Müslüman olarak doğduk. Kendimi çok şanslı görüyorum.
hatalarım da olmuş olabilir ama hatalarımla ölmek istemem. Tövbe eden bir insanım. Allah'a da dua ediyorum ki ya Rabbi, ne diyoruz arkadaşlar? Fatiha suresinde. Hamd alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil ya Rabbi diyoruz. Amin. Ne diyoruz arkadaşlar? Okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allah'ım kabul et ya Rabbi. Yine ne diyoruz arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar. Rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena firli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yakimul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezine amenu ve amlus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ne diyoruz arkadaşlar? Anlamı ne diyor? Asr suresinde. Zamana andolsun ki insan hüsrandadır. Yalnız birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır diyoruz. Neymiş? Zamana andolsun ki insan hüsrandadır. Yalnız birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sabredeceğiz arkadaşlar. Hastada olsak sabredeceğiz. Engelli de olsak sabredeceğiz. Hani düşünün ki böyle bir hastalığın sonucu engelli de olabilir. İnsanlar böbreklerini kaybediyorlar, şeker hastaları gözlerini kaybediyorlar. Yaraları kapanmıyor. Ben fark edemedim. 3 aydır, 4 aydır elimde bir yara vardı. Yaram kapanmıyordu arkadaşlar. Krem de sürsem elimde egzama gibi çıktı. Yaram kapanmıyor. Bunu hiç şekere vurmadım ben. Ayağımda yaralar vardı. Dedim ki herhalde egzama var, mantar var. Bunu hiç şeker olarak düşünmedim. Yani birçok hastalıkların da kötü getirisi oluyor. Yani engelli de olabiliyor. Sonuçta böbreğini kaybediyor insanlar. Genelde şeker hastaları tatlandırıcı kullandıkları zaman böbreklerini kaybettiklerini duydum arkadaşlar. Tatlandırıcı kullanmayın. Hani gerekirse şekersizliğe dayanın ama tatlandırıcı kullanmayın. Çünkü böbreklerini kaybettiklerini duydum. Çok kötü etkiliyormuş vücudu tatlandırıcılar. Çok su içmek lazım. Su da pek içemiyorum arkadaşlar. Su kullanmıyorum pek. Bir ara çok içiyordum. Bu aralar hiç su içmiyorum. Oysa ki asıl şimdi içmem lazım. Su hiç içmiyorum. Bugünkü konum buydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin bana. Değerli vaktinizi aldım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın arkadaşlar.